New York'tan Manhattan'dan mahkeme salonunun Rıza Sarraf ve Mehmet Hakan Atilla'nın Mehmet Hakan Atilla'nın artık yargılandığı Rıza Sarraf'ın da tanık olarak ifade verdiği mahkeme salonunun önündeyiz. Bu önünde bulunduğumuz binanın 17. katında sevgili Aslı arkadaşım Aslı Pelit'le ve Can Kamiloğlu ile birlikte davayı takip edip sizlere son gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz. Duruşma sabah 9.37'de başladı. Biraz geç başladı bugün. İlk yayınımızda o ana kadar konuşulanları aktarmıştık. Ancak ilk yayınımızdan sonra da önemli gelişmeler oldu. Şimdi kısaca onları toparlayacağız. En önemli gelişmelerden bir tanesi Rıza Sarraf, Halk Bankası dışında Vakıf Bank ve diğer banka hangisiydi? Deniz Bank, Arap Türk Bankası'nı ve Garanti Bankası'nın da para aklama operasyonunda kullanılmak üzere isimlerini kullandı, geçti. Bunlarla da konuşmalar, toplantılar yapıldı dedi. Ziraat Bankası ve Vakıf Bank'ın da bu operasyonlarda kullanılabilmesi amacıyla dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dan da onay aldıklarını söyledi. Yani onların da onaylarının alındığını, bu İran paralarının bu bankaların üzerinde işlem görmesi, uluslararası finans sistemine katılabilmesi amacıyla, işlem görmesi amacıyla onların da onaylarını aldığını söyledi. Hindistan'daki paraların da benzer şekilde İran'dan satılan petrolün, Hindistan'a satılan petrolün, Hindistan'da elde edilen gelirlerin de Türkiye'ye getirilmeye çalışıldığını söyledi. O konuları biraz açalım. Çünkü açacağız. Çok sadece ben hani şey, ilk yayında bahsettiğimiz için kısaca bir toparlama yapmaya çalışıyorum. O detayları soracağım sana ayrı ayrı. Hindistan'daki parayı da Türkiye'ye getirmeye çalıştıklarını söyledi. Neden Türkiye'ye getirmeye çalışıyorsunuz sorusuna da, çünkü Hindistan'da böyle bir sistemi kuramadık dedi. Yani böyle bir para aklama sistemini Hindistan'da kuramadıklarını söyledi. Sonra Çin'de de kuramadıklarını söyledi. O da şu anda yapıldı ama ondan önce şöyle, Hint bankalarından Hindistan'daki bankaların görevlilerinin Türkiye'de Swiss Otel'de Halk Bankası'nın da aralarında bulunduğu bir toplantıdan bahsetti. Oradan sonra da Süleyman Aslı'nın bu toplantının üzerine kendisine telefon ettiğini ve bu tapeleri de iki yayın arasında zaten açık açık anlattılar. Süleyman Aslı'nın bu durumdan rahatsız olduğunu, çok büyük risk aldıklarını ve kendisinin çok büyük risk aldığını, ABD'den uyarı aldıklarını, onları da söyledi. Bu Halk Bank'ın uyarı aldığını ABD'li kurumlardan ve bunun üzerine de Süleyman Aslı'nın kendisinden rüşvet istediğini de söyledi. Evet. Ve bu konuyla ilgili olarak Süleyman Aslan'a ilk etapta 2 milyon euro rüşvet verdiklerini söyledi. Bu paranın aynı zamanda yardımcısı olan Abdullah Happani aracılığıyla Levent Balkan'a verilmek üzere, 2 milyon euro Levent Balkan'a verilmek üzere Abdullah Happani'ye talimat verdiğini söyledi. Hatta Abdullah Happani ile bu konuda aralarındaki bir telefon görüşmesinin tapesi önüne konuldu ve bu görüşmeyi doğruladı. Orada Happani'nin neden bu kadar çok para veriyoruz Süleyman Aslan'a şeklinde bir soru yönelttiğini, yani verilen parayı çok gördüğünü, Rıza Sarraf'ın da buna itiraz ettiğini, hayır Süleyman Aslan Halk Bank'ın en tepesinde oturan isim, dolayısıyla çok önemli bir isim, hatta Zafer Çağlayan'dan bile önemli, çünkü Zafer Çağlayan her ne kadar bu işlemlere onay vermiş olsa dahi Süleyman Aslan bankanın başındaki yönetici olarak isterse sorun çıkarabilir, sorun yaratabilir. O yüzden bu para çok değil. Bu kişi ileride bizim çok işimize yarayacak bir kişi, ticareti arttırdığımız zaman diyerek Süleyman Aslan'a gönderilen 2 milyon euroluk rüşveti savunduğunu söyledi. Ayrıca yine bununla birlikte Süleyman Aslan'ın İranlıların ilk sabahki oturumda ilk bölümde o da vardı. İranlıların ısrarla parayı doğrudan Halk Bankası'na göndermek ve bankalar üzerinden doğrudan işlem yapmakla ilgili talepleri olduğunu söyledi ve Rıza Sarraf şunu söyledi. Beni aradan çıkarmak istiyorlardı dedi. Yani eğer o sistemi Halk Bankası ve Süleyman Aslan kabul etmiş olsa, o zaman İran petrol şirketi Rıza Sarraf'ı aradan çıkarmış olacaktı. Yani Rıza Sarraf bu işten para kazanamıyor olacaktı. Ancak buna Süleyman Aslan'ın engel olduğunu, izin vermediğini dolayısıyla mevcut sistemin devamını Süleyman Aslan'ın sağladığını, yani
sistemin içerisinde Rıza Sarraf'ı da tutacak şekilde bir yapının Süleyman Aslan tarafından korunduğunu söyledi ve daha sonra da zaten verilen rüşvetlerle, ödenen rüşvetlerle ilgili bir belge geldi. Evet, o da yaklaşık savcılığın 37-36 numaralı delili 10 Nisan 2013 tarihli bir banka dekontu, daha doğrusu bir Excel dokümanı ve bu dokümanda da Zafer Çağlayan'a yapılan ödemeler. Çünkü tekrar hatırlatalım, Rıza Sarraf bu sabahki duruşmada Zafer Çağlayan'a rüşvet veriyorum demedi. Bu anlaşma içerisinde %50 ortak olduklarının altını çizdi. Bir daha söyledi bunu. Ama ve onun rüşvet olduğunu sonra söyledi. Ama hepsinin, Zafer Çağlayan'ın bütün bu bankaya girip çıkan paraların kontrol ettiğini, doğrusu Rıza Sarraf'ın şirketine giren paralara, İran yoluyla giren paraların hepsini kontrol ettiğini söyledi. Nitekim gösterilen hesap ekstresi ve bu Excel dokümanında da detaylı olarak bu paranın kendisine nasıl ulaştığını anlattı. Yani Zafer Çağlayan'ın burada Rıza Sarraf'ın yaptığı işlemlerden elde edilen paranın yarısını her zaman için kendisine aldığını söyledi. Aralarında tuttukları hesaba dair de bir belge gösterdi. Hatta bir defa yanlışlıkla Süleyman Aslan'a gönderilmesi gereken 2 milyon euroluk bir paranın yanlışlıkla Zafer Çağlayan'a gönderildiğini, daha sonra o hesabı düzeltmek için aralarında görüşmeler yapıldığını söyledi. Bir tablo gösterdiğine savcılık, yapılan ödemelerle ilgili bir tablo. Burada Ümit'e yapılan ödeme, Sadık'a yapılan ödeme, Saatçi Yusuf'a yapılan ödeme gibi ödeme kalemleri vardı. Savcı o bölümü daha çabuk geçmek isterken hakim, özellikle Berman, tek tek bu kişilerin kimler olduklarını bize anlat dedi. Ve bu kişilerin kimler olduğunu Zafer Çağlayan'a para göndermek amacıyla kimlere ödemeler yapıldığını not ettiklerini söyledi. En altta, listenin en altında 200 bin euroluk bir Saatçi Yusuf ödemesi vardı. Bu saat konusu Türkiye'de çok tartışılan konulardan bir tanesiydi. Nedir bu Saatçi Yusuf ödemesi diye sordu hakim. Zafer Çağlayan'ın satın aldığı saatlerden birinin adına yapılmış bir ödeme dedi. Yani Zafer Çağlayan adına onun hesabından, ona yapacağımız paralardan düşünülecek 200 bin euroluk bir ödeme yapıldı dedi. Bunun üzerine savcı, peki bu nasıl bir saatti diye sordu. Rıza Sarraf'ta bir sürü saat vardı, bu hangisinin ödemesi hatırlamıyorum ifadesini kullandı. Öylece de zaten o dokümanın ardından da konu savcılığın, bunu da hatırlatmakta yarar görüyorum, bu dava Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı ambargonun delinmesiyle alakalı olduğu için Amerika Birleşik Devletleri savcılığının Rıza Sarraf'a yönelttiği soruların çoğu bankaların nasıl işlem yaptığıyla ilgili. Evet. Çünkü bu paranın banka sisteminde aklanması, Amerika Birleşik Devletleri'nin banka sistemine sokulması burada soruşturmanın amacı ve bu bir suç. O yüzden de konu bir taraftan Türkiye'deki bankaları ve Rıza Sarraf'ın Türkiye'deki operasyonunu detaylarıyla anlattırıyor ama savcı bir yandan da Hindistan olsun, son olarak da Çin'de de bu operasyonun yapılıp yapılamayacağına ilgili sorular gönderdi ki bu iki ülkenin de ekonomik olarak düşündüğümüz zaman Amerika ile bayağı iyi ticari ilişkileri olan iki ülkeden bahsediyoruz. Hindistan ve Çin bu ülkelerin banka sistemleri de İran'la ilgili işlem yapmamak istediklerini belirtmişler. Evet. Rıza Sarraf'ın ifadesine göre. Ve çok önemli bir başka nokta, bu rüşvet listesi olarak onun isimlendirdiği, yani kime ne kadar rüşvet gönderildiğini, rüşvet paralarının kimler aracılığıyla gönderildiğini anlattığı listeyle alakalı daha sonra şunu sordu savcı: siz bu isimler, Süleyman Aslan dışında Halk Bankası'ndan herhangi başka bir çalışana rüşvet verdiniz mi dedi. Hayır diye cevapladı bunu Rıza Sarraf. Buradaki sanığa, yani Mehmet Hakan Atilla'ya rüşvet verdiniz mi diye sordu. Ona da hayır yanıtını verdi. Yani Mehmet Hakan Atilla'ya hayır kesinlikle dedi hatta. Hayır kesinlikle rüşvet vermedim dedi. Ve daha sonra da şunu söyledi. Dedi ki ben zaten, aynen kendi ifadesiyle aktarıyorum, ben zaten Türkiye'de Ekonomi Bakanı'na ve Halkbank'ın genel müdürüne rüşvet veriyorum. Bunlar, bu ikisi dışında başka kimseye rüşvet vermeye ihtiyaç duymadım. Bana da zaten bu ikisi dışında başka bir herhangi bir rüşvet talebi gelmedi ifadesini kullandı. Bu muhtemelen Mehmet Hakan Atilla'nın sanık olarak yargılandığı bu davada Mehmet Hakan Atilla lehine
önemli bir ifade olacaktır, öyle tahmin ediyoruz. Çünkü Mehmet Hakan Atilla'nın bu yapılan işlemler neticesinde Rıza Sarraf'tan herhangi bir şekilde, hatta kesinlikle dedi, kesinlikle rüşvet almadığını, sadece Süleyman Aslan'a rüşvet verdiğini, hatta onun da işte bir seferinde 2 milyon euroyu göndermiş, 2 milyon gönderdim, yardımcısını aradım, Levent Bey'i onun üzerinden gönderdim, işte kendi çalışanıma talimat verdim, Zafer Çağlayan Bey'e gidecek olan paraların hazırlanmasını söyledim gibi, bütün bu rüşvet trafiğini kendi deyimiyle verdiğini iddia ettiği rüşvet trafiğini anlatmış oldu. Ancak Süleyman Aslan ve Zafer Çağlayan dışında kimseye herhangi bir rüşvet vermediğini iddia etti. Öğleden sonra, şimdi aradan sonra da sanırım savcılık yeni deliller açıklayacaklarını, evet, bir seri yeni delili açıklayacağını söyledi. Biz de size bu delilleri gördükten sonra aktarmaya devam edeceğiz. Evet, biz öğleden sonra seansını da aslında söylediği gibi takip edeceğiz. Zaman zaman Facebook'tan, Periscope'tan, Twitter, VOA Turkish Twitter hesabından, amerikanınsesi.com adresindeki sayfamızdan tüm gelişmeleri an ve an sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.